arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok güzel bir lif çalışması yapacağız. Lifimizde sarı ve beyaz ipimizi kullandık. Tabi bu e, tercihler sizin zevkinize göre değişiklik gösterecektir. Dilediğiniz renklerle lifimizi örebilirsiniz. Evet lifimizi anlatmaya başlamadan önce kanalımıza abone olup bizleri beğenerek desteklerseniz çok mutlu oluruz. Evet şimdi e, lifimizi anlatmaya başlayalım lifim için herhangi bir marka hiç fark etmez lif ipi diye bildiğimiz bu iki katlı iplerden dilediğimizde örebiliriz ve lifimi örmek için ben iki buçuk numaralı tığ kullandım daha ince ya da daha kalın zevkinize göre arzunuza göre değişebilir tığ ölçümüz ve Altta görmüş olduğunuz kirpikli kısımdan başlayarak modelimizi kurmaya başladık. Modelimizin sonrasında herhangi bir kirpik çalışması yapmadık. Dümdüz alttan başlayarak yukarıya doğru ördük. Ne yanlar için ne de üst kısım için herhangi bir çalışmamız yok. Aynen başladığımız gibi modelimizi kurarak yukarıya doğru devam ederek lifimizi tamamladım. Lifimizi daha büyük ya da bebeklerimiz için daha küçük çalışabilirsiniz. Şimdi ben elimdeki lif ölçüsüne bakmak istiyorum. Şöyle enine baktığım zaman sarım 7, beyazım ise 8 tane çiçekten oluşmakta. Yukarıya doğru baktığımda sarım 2 4 6, beyazım ise 5 tane çiçekten oluşmakta. Eninden Ölçüyorum lifimin 31-32 diyelim. Bakınız en son kirpiğimizde 32 santim. Lifimin eni uzunluğuna baktığım zaman ise şöyle bakınız boyundan ölçtüğüm zaman ise 24 santim olduğunu görmekteyim. Evet kolay gelsin diyerek hemen çalışmamıza başlayalım. Kolay gelsin. Lifimizi örmek için iki rengimizi kullanıyoruz. Sarımızı ve beyazımızı ve iki buçuk numarada ince uçlu tığımı kullanıyorum. sarımla örmeye başlamak istiyorum. Şöyle ipimizi kenara alalım. Hemen zincirimizi çekelim. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. 6 tane zincirimi çektim. Birinci zincirimin içerisine geliyorum. Şu şekilde kapatıyorum bir tane zincirimi çekiyorum küçük bir e, halka yaptım tığımın ilmeğimi yani tığımı çekerek bakınız buradaki ilmeğimi uzatıyorum tığımın başını dolayarak halkamın içerisine giriyorum 1 ve 2. Iki. iki defa uzattım ve parmağımla bakınız ipimle uzatmış olduğum ilmeklerimin olduğu yeri tutuyorum tığımı ipimi dolayarak alıyorum ve buradan görmüş olduğumuz şu ilmeği de örerek kapatıyorum ve üzerine 1 2 3 4 5 tane zincirimi çekip kapamış olduğum gözün içerisine girerek 5 zincirimi batıyorum birinci fıstığımı oluşturdum tığımın başını doluyorum aynı halkamın içerisine ilmeğimi uzatıyorum 1 ve 2 fıstıklarımı örmeye başlıyorum ikili fıstıklar yapıyorum ve çekiyorum yine elime bakınız Fıstık yaparken ki tuttuğumuz şekliyle tutuyoruz. Çekiyorum hepsini ve buradaki ilmeğimi alarak örüyorum, kapatıyorum. Ve 5 tane zincirimi çekiyorum. 3 4 ve 5. 5 tane zincirimi çektikten sonra tepedeki bakınız bu fıstıkları kapadığım minik gözün içerisine gelerek batıyorum ve kirpiğimi oluşturuyorum. Tekrar sığma başını doluyorum yuvarlağımın içerisine giriyorum ve ilmeğimi uzatıyorum. 1 ve 2. 2 defa ilmeğimi uzattıktan sonra tığımı başını doluyorum ve bakınız elimle tutuyorum. Hem fıstığımızı hem bu ilmeğimi aldığım öreceğim ipi tek seferde geçiriyorum ve tuttuğum ilmeği alarak örüyorum ve kapatıyorum. 5 tane zincirimi çekmeye başlıyorum. 2 3 4 ve 5. Tepedeki minik gözün, kapadığımız minik gözün içerisine kirpiğimizi batıyoruz. 3 tane fıstığım, 3 tane de 5 zincirden oluşan kirpiğim var. Şimdi tekrar tığımın başını doluyorum. Yine aynı halkamın içerisine 2 defa başını sararak şu şekilde 1-2 fıstığımızı örüyoruz. İpimi tutuyorum. Bakınız burası çok önemli. Tek seferde çekiyorum. Tutmuş olduğum ipi şu şekilde örerek kapatıyorum üzerine 5 tane zincirimi çekiyorum 1 2 3 4 5 5 zincirimi kapamış olduğum yerdeki minik gözün içerisine fıstığımın üstündeki gözü batıyorum ve kirpiğimi oluşturuyorum toplamda 6 tane fıstık ve 6 tane kirpiğimiz olacak giriyorum 1 ve 2 tek seferde çekiyorum Burada tutmuş olduğum ilmeği alıyorum, kapatıyorum. Ve 1 2 3 4 5 aynı yere batıyorum. Yani fıstığımın tam tepesine tekrar fıstığımı yapmak için giriyorum. 1 ve 2 çekiyorum. İpimi örüyorum ve 5 tane zincirimi çekiyorum. 1 2 3 4 5 fıstığımın tepesindeki minik gözün içerisine giriyorum ve bu şekilde 5 6 e, tane fıstığım 1 2 3 4 5 6 tane de kirpiğim oldu e, lifimizin ilk çiçeğini bu şekilde yaptık şimdi ikinci çiçeğimizi örmeye başlayalım bu dilimizin alt sırasının ikinci çiçeğini örmeye başlıyoruz. Hemen bir tane zincirimi çekiyorum. Buradaki zincirimi çok sıkı yapmıyorum. Şöyle normal e, sıkılıkta çok sıkı yaparsam modelimizin ikincisini kurarken buraya gelip batmamız gerekecek. Zorlanabiliriz. O yüzden biraz batılabilecek kadar sıklıkta olsun. Evet bir tane zincirimden sonra bir tane örümceğimi örüyorum. Kapatıyorum. Ve 6 tane zincirimi çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. 6 zincirimi çektikten sonra ilk şöyle bakınız geliyorum. İlk zincirimin dibine batarak giriyorum ve bir tane halkamı oluşturuyorum. Yemin, yeni zeminimi örmek için halkamızı kapadık ve başlıyorum. İlmeğimi uzatıyorum. Tığımın başını doluyorum. 1. Başını doluyorum tığımın. 2. İki, i̇ki defa fıstığımı için fıstığım için e, ipimi uzatıyorum ve içinden geçiriyorum. İçinden geçiriyorum. Fakat kapamadan hemen örümceğimizden önce çekmiş olduğumuz biraz önceki zincirime giriyorum bakın. Ve ilmeğimi buradan geçirerek burayı bağlıyorum. Her iki modelimi birbirine bağladıktan sonra tekrar tutmuş olduğumuz ipimizi alarak kapatıyorum. Ve 1 2 3 4 5. 5 tane zincirim örüyorum. Hemen iki fıstığımın üzerindeki göze batıyorum. Şimdi modellerimi birbirine bağlamış oldum. İkinci çiçeğimi de örüyorum. Birinci fıstığını ördüm. Toplamda 6 tane fıstık olana kadar ikişer defa başını dolayarak fıstıklarımızı oluşturuyoruz. Şimdi başlıyorum. 1 2 çekiyorum tek seferde ipimi alıyorum kapatıyorum 1 2 3 4 5 tane zincir hemen fıstığımın tepesine batırıyorum tekrar 1 uzatıyorum 2 uzatıyorum çekiyorum tek seferde ipi aradan örüyorum 1 2 3 4 5 tek tepeye tekrar 1 ve 2 çekiyorum tek seferde 1 2 3 4 5 ve batıyorum. Sayalım. Şöyle sayıyoruz. 1 2 3 ve 4 bakınız. 4 tane fıstığımız, 4 tane şöyle kirpiğimiz oldu. Toplamda 6 tane olana kadar örelim. İkinci çiçeğimizi de bu şekilde oluşturduk. 6 tane fıstığımız, 6 tane kirpiğimizi ördükten sonra hemen bakınız kirpiğimden sonra diğer 3. modelimi kurmak için hazırlığıma başlıyorum. Burası çok önemli. Onun için bir daha hatırlatmak istiyorum. Fıstığımı ördükten sonra üzerine kirpiğimizi örmüştüm. Kirpiğimi kapadıktan sonra bir tane zinciri çekiyorum. Zincirimizi çok sıkı yapmıyoruz. İçine rahatlıkla girilebilecek gibi yapıyoruz. Ve biraz uzatarak bir tane örümceğimi örüyorum. Her iki model arasına geçiş olarak ve 6 tane zincirimi çekmeye başlıyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. Alt. Altı zincirimi çektikten sonra dönüyorum. Bakınız. Birinci zincire batarak yuvarlağımı oluşturuyorum. Bir tane zincir çekip kapatıyorum ve uzatıyorum ilmeğimi. Tekrar giriyorum. 1 ve 2 İki defa fıstığımı uzatıyorum, ipimi aradan geçiriyorum ama kapatmıyorum. Kapatmadan bekliyorum ve biraz önceki bahsettiğimiz, bakın şuradaki örümcekten önceki zincirime giriyorum. Şu şekilde zincirimi içerisinden geçiriyorum ve buradaki tutmuş olduğumuz ilmeğimi de örerek çiçeklerimi birbirine bağlamış oluyorum ve başlıyorum. 1 2 3 4 5. 5 tane zincirimi çekiyorum. Minik gözün içerisine batarak kirpiğimi oluşturuyorum. Tekrar tığımın başını doluyorum, araya giriyorum 1 ve 2 çekiyorum hepsini tek seferde. Tutuyorum ilmeğimi, kapatıyorum. 1 2 3 4 5 tane zincir tek seferde ve Fıstığımın üzerine batıyorum ve kapatıyorum. Tıpkı e, bu altı iki tane çiçeğimizi birleştirdiğimiz hatta üçüncü çiçeğimizi birleştirdiğimiz gibi ne kadar büyüklükte örmek istiyor isek o kadar çiçeğimizi bu şekilde kuralım. Ve e, daha sonrasında görüşelim. Eğer battaniye öreceksek çok daha büyük daha küçük örtüler öreceksek ya yani öreceğimiz e, ürünün ebatına göre altımızın çiçeğini hazırlayalım. Lifimizin alt zeminini hazırladım. 1 2 3 4 5 6 7. 7 tane çiçeğimizi ördüm. 7 çiçeğimizi ördükten sonra bakınız ilmeğimiz burada. Şimdi ikinci sıramıza aynı rengimizle devam ediyoruz. İlmeğimi alıyorum. 1 tane zincirimi çekiyorum. Bakınız 2 4 5 6. kirpiğimi örüyorum. 6. kirpiğimi de ördükten sonra tığımın başını doluyorum görmüş olduğum fıstığımızın tam ortasındaki başlangıç noktamızın içerisine giriyorum. 1 2. 2 defa ilmeğimizi yine uzatıyoruz. Fıstığımızı yapıyoruz. Çekiyorum, kapatıyorum. Arada zincir çekmeden tekrar ikinci kez fıstığımı yapmak üzere giriyorum. 2 defa ilmeğimi alıyorum. Çekiyorum. Kapatıyorum. 3. örüyorum. Fıstığımı üçüncü kez de tamamladım. Toplamda 7 defa araya zincir çekmeden fıstığımızı örelim. Çekiyorum. İlmeğimi alıp kapatıyorum. Tekrar 2 defa uzatıyorum. 1 ve 2. İpimizi yarımlamıyoruz. 2 tutuyorum. Çekiyorum. ilmeğimi alıp kapatıyorum. Sayalım. 1 2 3 4 5. 2 defa daha alalım. Araya bakın zincir çekmiyorum. 6.'yı yapıyorum. 1 ve 2. Çekiyorum. Kapatıyorum. Ve 7.'yi örüyorum. 1 ve 2. Çekiyorum hepsini birlikte ve kapatıyorum. Kapatıktan sonra tam araya noktasına gelerek batıyorum ve birinci çiçeğimi bu şekilde 7 tane fıstığımı yaparak tamamlıyorum. Bakınız çok güzel bir çiçek oldu başlangıcımız. Şimdi aynı şekilde araya battıktan sonra tığımın başını doluyorum. Tekrar bu orta merkeze giriyorum. 7 defa fıstığımı örmeye başlıyorum. Araya zincir çekmeden tek seferde alıyorum. 1 2 çekiyorum ve kapatıyorum 1 2 çekiyorum kapatıyorum ve sıramızın sonuna kadar bu işlemimizi tekrar ederek bitiriyoruz 7 şer fıstıklarımızı doldurarak 7 tane çiçeğimizi tamamladık şimdi ölçüsüne bir bakmak istiyorum büyütmek isteyen arkadaşlarım daha büyük olarak devam edebilirler isterlerse 29 santim 7 tane çiçeğimizin ölçüsü şimdi en son işlemimizi yapalım çiçeğimizin en son 7. fıstığımızı ördükten sonra alt sıradaki en yakın bakınız hemen yakınında olan fıstığımızın tepesine batıyorum 1 ve 2 tane zincirimi çektikten sonra ipimi burada kesiyorum tığıma ikinci rengim olan beyazımı bağladım hemen örgümü elime alıyorum ardını çeviriyorum Ardını çevirdikten sonra bakınız kirpik yaptığımız ve 7 tane düz olarak doldurduğumuz yerin tam ara noktasına şu kısma bakınız kirpikli yer ve sonrasında 7 tane ikişer trabzan ikişer fıstık doldurduğumuz yerin tam ara noktasına gelerek batıyorum ve lifimin arka yönündeyim şimdi şu şekilde sabitliyorum bir tane zincirimi çekiyorum ve başlıyorum ilmeğimi uzatıyorum 1 2 iki. i̇ki tane ilmeğimi uzatarak fıstığımı yapıyorum tığımın tekrar başında oluyorum kapatmıyorum hemen yanındaki yere giriyorum 1 2 iki. i̇ki defa fıstığımı alıyorum tekrar tığımın başında doluyorum. bir sonraki araya giriyorum ve üçüncü fıstığımı da buraya iki defa alarak oluşturuyorum. Toplamda üç tane fıstığım oldu. Dördüncüsüne geçiyorum. Araya giriyorum. 1 ve 2. 4 tane ikişer defa fıstığımız için ilmeklerimizi uzattık. Hepsini aynı anda çekiyorum ve buradan ipimi alarak kapatıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Bir tane örümceğimi yapıyorum. Örgümün diğer yönünü çeviriyorum ve başlangıç noktasındaki ilk sabitlendiğim yere geliyorum ve atıyorum. Örgümün yönünü çeviriyorum, bir tane zincirimi çekiyorum, tığımın başını dolayarak ortadaki toparlamış olduğum gözün içerisine giriyorum bir, aynı yere giriyorum iki ve tek seferde çekiyorum kapatıyorum. 1 2 3 4 5. 5 tane zincir çekerek bir tane kirpiğimizi yapıyoruz. Tekrar tığımın başını doluyorum. 1 ve 2. Çekiyorum. ipimi alarak kapatıyorum. 1 2 3 4 5 tane zincirimi çekip hemen tepedeki Gözümüzün içerisine batarak bir tane kirpiğimizi oluşturuyoruz. Bu alttaki yapmış olduğumuzun yanına yerleştiriyoruz. Toplamda 6 defa 1 2 fıstıklarımızı örelim. Tek seferde bakınız çekiyorum ve kapatıyorum. 1 2 3 4 5 tepe noktasına geliyorum. Gözümün olduğu yere kapatıyorum. Tekrar tığımın başını doluyorum. Ortaya giriyorum. 6 tane olana kadar işlemimi tekrar ediyorum. 2 çekiyorum. Araya giriyorum. Ve kapatıyorum. Ve 5 tane zincir. 4 ve 5. Batıyorum. Ve sayalım bakınız. 1, 2, 3, 4. 2 tane daha yapalım. Kenarımın 6 tane kirpiğini tamamladıktan sonra 2, 4, 6 yine aynı yuvanın içerisine başına 2 defa dolayarak batıyorum. Yani 2 defa fıstığımızı doluyoruz. Çekiyorum tek seferde ve kapatıyorum. 1. Toplamda 4 tane aynı işlemimizi yapıyoruz. 2. Tek seferde çekiyorum ve kapatıyorum. 3. örüyorum. 1 ve 2. Tek seferde çekiyorum ve kapatıyorum ve son olarak dördüncü bir iki çekiyorum ve kapatıyorum şu şekilde baktığımız zaman hem modelimizin kenarına yukarıya doğru giden kısımdan kenarını yapıyoruz altta yaptığımız gibi kirpikleri hem de ana gövdenin içerisindeki modelimizi uygulamaya başladık şimdi beyazımızın olduğu yere gelerek şu şekilde tığımızı batırıyoruz Bakınız kenarımız ve ana modelimize bu şekilde devam ediyoruz. Bir sonraki fıstığımızın arasına giriyorum. Bir tane sık iğnemle sabitliyorum ve uzatıyorum. Tığımın başını doluyorum ve başlıyorum fıstığımızı örmeye. 2 bekletiyorum. Bakınız çekmiyorum. Diğer fıstık arasına geçiyorum. 1 ve 2. Diğer fıstığımın arasına yine geçiyorum. Şöyle güzelce geçişimizi yapalım. Bir ve iki. Üç tane iki defa başını dolayarak aldık. Üç fıstığımız oldu ama çekmiyoruz. Tam ara noktaya giriyorum. Bir ve iki. Ara noktadan da bir fıstık alıyorum. Dört diğer çiçeğimizin olduğu yere geçiyorum ve arasına giriyorum. Tekrar 1 2 İlerliyorum. 1 2 3 tane fıstık da bu çiçekten alıyorum. 1 2 Bakınız. 3 tane ikinci çiçekten, 3 tane birinci çiçekten ve 1 tane de aradan toplamda 7 tane fıstığımızı tek seferde çekiyorum ve kapatıyorum. Kapadıktan sonra 1 tane zincir ve bir tane örümceğimi yapıyorum. Örümceğimi hemen en son batmış olduğum fıstığın dibine gelerek batıyorum şu şekilde 3 tane bu çiçekten fıstığımızı aldık 3 tane de diğer çiçekten ve bir tane de araya girerek toplamda 7 tane fıstığı tek seferde çektim bir zincir çekip bir örümcek ve hemen en son batmış olduğumuz yere örümceğimizi batırdık ve bir tane zincir çekerek diğer fıstığımın içerisine batıyorum ve uzatıyorum ilmeğimi 1 2 Sırası ile biraz önceki yapmış olduğumuz işlemimizin aynını tekrar ediyoruz. 1, 2, 3 tane bu çiçekten 1, 2, 1 tane tam ortadan 4. 2'şer ikişer, ikişer fıstıklarımızı alıyoruz. Yine araya giriyorum. 1, 2, 1, tam araya girmek istiyorum. Karışıklık olmasın. 1 2 ve en son 1 2 En son bir daha alalım şöyle belirleyelim. 1 2 Hepsini aynı anda toparlıyorum 7 tane fıstığımı ve şu şekilde kapatıyorum. 1 tane zincir çekiyorum. 1 örümceğimi yapıp Hemen en son battığım yere batıyorum tekrar bir zincir çekip bir sonraki araya giriyorum ve aynı şekilde bütün sıramızı bu şekilde tamamlayarak uç noktamıza kadar geliyoruz. 3 tane sağ taraftan 3 tane sol taraftan ve tam bir tane de ortadan toplamda 7 tane fıstığımızı alarak en son noktaya kadar ilerleyelim en son çiçeğimizin üzerine varana kadar ördüm. En son çiçeğimizde bakınız 4 defa aldık. Diğer tarafta da 4 defa almıştık hatırlıyorsanız. Şu şekilde 1 2 3 ve 4. Şimdi en son bitişi şöyle bir tane örümcek örüyorum. Ve geliyorum. En son batmış olduğum fıstığım olduğu yere batırıyorum. ne batırdım. Örgümün yönünü çeviriyorum. Tekrar kirpiklerimle şu köşemizi yapmaya başlıyorum. Örgümü yönü çevirdikten sonra tığımın başını dolayarak araya giriyorum ve uzatıyorum. 1 2 Tek seferde çekiyorum. Kapatıyorum. 1 2 3 4 5. Yine kenarımızdaki kirpikli bölümümüzü yapmaya başladık. Tepe noktasına batıyorum. Ve 1, 2, çekiyorum, kapatıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 dibine batıyorum. Toplamda 6 tane fıstık, 6 tane kirpiğimizi bu yuvamızın içerisine örelim. Şimdi 3. örmekteyim. 1, 2, 3, 4, 5, dibe noktasına batıyorum. Toplamda 6 tane olana kadar örelim. 6 tane fıstık, 6 tane kirpik. Evet, 6. fıstığımı ördüm. Zincirimizi birlikte çekerek kirpiğimizi beraber yapalım 5 tane zincirimi çekiyorum tam fıstığımın tepesine batıyorum ve bu şekilde kenarımızı halletmiş oluyoruz şimdi son kirpikli fıstığımızdan sonra hemen dibine 4 tane fıstığımızı kirpiksiz bir şekilde bu kısma dolduruyoruz tıpkı burada yapmış olduğumuz gibi başlıyorum 2 defa alıyorum 1 ve 2 çekiyorum tek seferde ve kapatıyorum 1. İkinciyi örüyorum. Bakınız aralara zincir çekmiyorum. İkinciyi örüyorum. 1 ve 2 çekiyorum tek seferde kapatıyorum İkinci fıstığımı ördüm üçüncü fıstığıma başlıyorum bir ve iki çekiyorum ve kapatıyorum son fıstığımı yapıyorum dördüncü iki kez çektim ve kapıyorum. Evet, 6 tane kirpikli fıstık, 4 tane kirpiksiz fıstığımızı kenarımıza ördükten sonra hemen bu arada bir tane zincir çekmiş olduğumuz yer vardı. Oraya geliyorum ve batıyorum. Bu şekilde sabitliyorum. Tığımın başını doluyorum ve tam ortadaki yere 7 tane fıstığımızı doldurmaya başlıyoruz. Araya zincir çekmeden 7 tane olana kadar doldurmaya başlıyoruz. 1 2 her bir fıstığımızı 2 çekme ile yapıyoruz toplam çekiyorum hepsini birden ve kapatıyorum tuttuğum ipimle 1 araya zincir çekmiyorum 1 ve 2 çekiyorum kapatıyorum tekrar 1 2 çekiyorum kapatıyorum 3 tane 1 2 çekiyorum hepsini aynı anda ve kapatıyorum. 1 2 çekiyorum kapatıyorum. 1 2 3 4 5 2 tane 2 defa daha çalışıyoruz. 1 ve en son fıstığımı yapıyorum. 1 2 çekiyorum kapatıyorum ve tekrar kontrol etmek için sayıyorum. 1 2 3 4 5 6 7. 7 tane fıstığım olduktan sonra ortadaki bir zincirimin olduğu yere gelerek batıyorum ve diğer bütün e, görmüş olduğumuz şu yuvaların içerisine 7'şer fıstık doldurarak ilerliyorum. Arasına zincir çekmeden 7 tane fıstığımızı örerek uca kadar gelelim. 7 şer tane fıstıklarımızı doldurarak, batarak geldik. Bakınız hepsini bitirdik ve beyaz sayımıza bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve toplamda 8 tane beyazımız oldu. Bu kenarlarımız olduğu için. Şimdi sarımız ise 7 tane görülmekte. Burada herhangi bir şekilde problem yok. En son fıstığımızı yaptıktan sonra aramıza batıyorum ve bir tane zincirimi çekip bakasımızda ipimizi kesiyoruz ve diğer rengimiz olan sarı ipimizle tekrar örmeye başlıyoruz. Sarı ipimi tığıma bağladım. Hemen örmeye başlayabiliriz. Kenarda 4 tane fıstığımız vardı. 4 fıstığımızın bakınız kirpiğimizin hemen yanındakine şöyle batalım. Bir tane sabitledik. Diğer fıstığımızın içerisine geçelim. Şöyle uzatıyorum ilmeğimi ve başlıyorum. 1 ve 2. 2 tane fıstığımı ördüm. Diğer yuvanın içerisine geçiyorum 1 ve 2. Diğer fıstığın içerisine geçiyorum 1 ve 2. 3 tane fıstığımı çektim. Tam ortadaki bakınız. Tam ortadaki yerin içerisine giriyorum 1 ve 2. Toplamda 4 oldu. Devam ediyorum. Her bir fıstıklarımın arasına batmaya. 5.'yi örüyorum ilk defa aldım altıncıyı örüyorum ve toplamda en sonuncu olan yedinci fıstığımı da örüyorum 3 sağ taraftaki çiçeğimin içerisinden alıyorum 3 tane de sol taraftaki çiçeğimden tam ortadan da bir tane çekiyorum ve hepsini aynı anda kapatıyorum Evet, bütün fıstıklarımı kapadıktan sonra bir tane örümceğimi çekiyorum. Hemen batıyorum bakınız örümceği de. Örümceğimi kapadıktan sonra bir tane zincirimi çekiyorum. Bir sonraki fıstığımın arasına batıyorum ve uzatıyorum. 1 ve 2. Bir sonraki 1 2 bir sonraki bir iki ve tam ortaya giriyorum bir ve iki sonra diğer yöne doğru geçiyorum bir iki diğer bir iki bir iki toplamda yedi tane fıstığımızı tek seferde çekiyorum. Kapatıyorum. Bir tane örümceğimi örüyorum. Ve en son sarı olarak fıstığımı aldığım yere batıyorum. Bir zincir çekip hemen yandaki fıstığımın olduğu bölüme batıyorum ve bu şekilde sıramızı tamamlıyoruz. Evet son fıstığımı da ördüm. Bir tane örümceğimi yaptım ve battım. Şöyle bakalım gayet güzel oldu. Şimdi e, geriye dönerek örgümüze devam edelim. Dönüyorum. Bir tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başını dolayarak buradaki ortadaki yuvamızın içerisine girerek 7 tane fıstığımı örmeye başlıyorum. Bakınız ortadaki yuvaya giriyorum ve başlıyorum. 1 İki defa aldım, çekiyorum ve kapatıyorum. Tekrar ikinciyi bir iki tek seferde çekiyorum ve kapatıyorum. Üçüncü araya zincir çekmiyoruz. Şimdiye kadar yapmış olduğumuz gibi tekrar bir iki kapatıyorum. 1 2 çekiyorum ve kapatıyorum sayalım 1 2 3 4 5 6. yapıyorum çekiyorum ve kapatıyorum son olarak 7 fıstığımızı örüyorum çekiyorum ve kapatıyorum tam 7 tane fıstığımızı ördüm ortadaki bir tane zincirimizin olduğu yer vardı oraya gelerek batıyorum Tığımın başını doluyorum. Yine ortaya giriyorum. 7 tane fıstığımı bu şekilde doldurarak ilerliyorum. Sarı rengimizin en son trabzanı yaptım. Bakınız hemen başlangıç yerine gelerek battım. Bir tane zincirimi çekiyorum ve makasımla kesiyorum. Şimdi sarı rengimizi bitirdik. Tekrar beyaz rengimize başlayacağız. Beyaz rengimizde yine kirpiklerimizin olduğu bölümümüzü örerek ilerleyeceğiz. Şöyle yukarıya doğru bakınız kirpiğimizin olduğu kısım aynı zamanda modelimizin uygulandığı yeri de çalışarak yukarıya doğru gideceğiz. Beyaz modelimizi de yeniden sizlerle birlikte yerleştirmesini yapalım. Daha sonra dilediğiniz boyuta gelene kadar devam edebilirsiniz. Hem başlangıcında hem sonunda kirpiklerimizi birlikte çalışalım. Evet, beyaz ipimi tığıma bağladım ve şimdi tekrar beyaz sıramızı ve kirpiğimizi örmeye başlıyoruz. Şu şekilde kirpiğimizle de sarımızın olduğu yerin tam arasına geliyorum. Bir tane zincirimi çekerek buraya sabitliyorum kendimi. Uzatıyorum ilmeğimi ve başlıyorum. Bir, iki, bir tane ikili fıstığımı ördüm. Hemen ikinci yere geçiyorum. iki, iki tane fıstık buraya çektim. Tekrar bir 2 3. fıstığımı ördüm 1 2 4 tane fıstığımı uzattım hepsini tek seferde çekiyorum ve kapatıyorum bir tane zincir çekiyorum bir tane de örümceğimi yapıyorum şu şekilde yana bakınız yana gelerek batıyorum başlangıç yerime örümceğimle indim ve şimdi bir tane zincirimi çekip tekrar önünü çeviriyorum tığımın başını doluyorum bu dört tane fıstığımızı yapmış olduğumuz yerin ortasına geliyorum bir iki uzatıyorum bakınız çekiyorum kapatıyorum 5 tane zincirimi çekiyorum 3 4 5 Astığımın tam tepe noktasındaki gözün içerisine batıyorum ve birinci kirpiğimi yapmış oluyorum. Aynı yere geliyorum. 1 2 Kapatıyorum. Ve 5 tane zincir. 1 2 3 4 ve 5. Hemen kapatıyorum. Tekrar 1 ve 2. Toplamda 6 tane fıstık, 6 tane kirpiğimizi örüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. 6'ya tamamlayalım. 6 tane kirpiğimizi ve 6 tane fıstığımızı ördüm. Şimdi bu aynı noktaya 4 tane daha fıstığımı örüyorum. 1, 2, çekiyorum, kapatıyorum. Birinciyi ördüm. Yine aynı yere 1 2 Şu ipimizi yarımlamayalım. Kapatıyorum. Tekrar 1 2 Çekiyorum. Toplamda 3 tane oldu. 4.'cüyü de örüyorum. 1 ve 2. Çekiyorum ve kapatıyorum. Şöyle bakın hem kirpiğimizi hem modelimizi aynı anda devam ettiriyoruz. Ve e, biraz önceki başlangıç olarak 4 tane bakınız 4 tane zincir çekmiş olduğumuz yere gelerek batıyorum. Ve bir tane zincirimi çekiyorum. Diğer fıstığımın olduğu yere geçiyorum. Uzatıyorum ilmeğimi. Başını doluyorum. 1 Başını doluyorum 2 ve 1 ileriye geçiyorum. 1 Başını doluyorum 2. Tekrar başını doluyorum. 1 ileriye geçiyorum. 1 2. Toplamda 3 tane fıstığımızı ördüm. Tam ortadaki bölüme girerek 4. fıstığımı alıyorum. Hepsini ikişer defa alıyorum ve geçiyorum diğer çiçeğimize şu şekilde 1 2 ve diğerine bakın. sırası ile akıyorum 1 2 bir tane daha ilerliyorum 1 2 toplamda 7 tane fıstığımı alıyorum 3 tane sağ tarafta bir tane ortada 3 tane de sol tarafta tek seferde çekiyorum ve kapatıyorum bir tane zincir, bir örümceğimi yapıyorum. Örümceğimi en son batığım, trabzanımın yani fıstığımın içerisine batıyorum. Bir zincir çekiyorum. Fıstığımın diğer yönüne batıyorum. Ve birer birer aynı şekilde fıstıklarımızı toplayıp tek seferde çekiyoruz. Ve sıramızın başına kadar bu işlemlerimizi tekrar ederek ilerliyoruz. Dördüncü fıstığımın dibine örümceğimi yaparak geldim ve battım. Şimdi örgümün yönünü çeviriyorum ve başlıyorum. Tığımın başını doluyorum. Ortadaki kapatmış olduğumuz yere girerek uzatıyorum ve fıstıklarımı örmeye başlıyorum. Bir ve beş tane zincirimi çekiyorum. Kirpik olarak tepe noktasına batıyorum. Bu minik gözümüzün içerisine. Tekrar bir, 2 kapatıyorum. 5 tane zincirimizi çekelim. 2 3 4 5. Toplamda 6 tane fıstık, 6 tane kirpik olana kadar yine aynı işlemimizi tekrar edelim. 2 defa da alıyoruz, çekiyorum, kapatıyorum. 1 2 3 4 ve 5. Tepe noktasındaki minik gözümüze batıyoruz ve devam ediyoruz. 2 çekiyorum ve kapatıyorum. 1 2 3 4 5 ve batıyorum. Toplamda 6 tane olana kadar devam edelim. 6 tane kirpiğimizi tamamladıktan sonra hemen bitişine yine 4 tane fıstığımızı örmeyi unutmayalım ve fıstığımızı da tamamladıktan sonra beyazımızla köşe dönüşümüzü tamamlayalım. Beyazdaki köşe dönüşümüzdeki tek büf noktası modi hem modelimizi çalışıyoruz hem de kirpiğimizi çalışıyoruz. Hem modelimizi hem kirpiğimizi çalıştığımız için önce modelimizin bir yarısını sonra kirpiğimizi sonra diğer yarısını yaparak bu geçiş kısmını yani kenar kısmını tamamlamış oluyoruz. Evet şimdi bu kısmı hatırlattıktan sonra ben lifimi örmeye devam ettim. Bakın çok 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 güzel bir lif çalışması oldu. Umarım sizler de beğenmişinizdir. Ee, en son noktaya kadar örerek geldim. Sürekli işlemler birbirini yeniliyor zaten iki sırada modelimizi kuruyoruz. Birinci sırada yani ikinci rengimize geçtiğimiz birinci sırada 7 şer trabzanımızı topluyoruz. Diğerinde de 7 trabzanımızı birer birer alıyoruz. Yani hep modelimiz bundan ibaret. Şimdi kenardaki Bitişteki kirpiklerimizin olduğu noktaya bakalım. Başlangıçta kirpiklerimizi yaparak başlamıştık. Kenarlarımızı yine kirpiklerimizi yaparak götürmüştük. Şimdi bitişte ben kirpiklerimi sonuna kadar çalıştım. Bir tanesini sizlerle birlikte çalışmak için bıraktım. Şimdi tığımın başını doluyorum. Burada normalde 7 tane fıstığımızı örmemiz gerekmekteydi. Her birini birer birer ördüğümüz 7 fıstık arasında zincir olmadan... E şimdi burada ise aynen başlangıçta yaptığımız gibi 6 tane fıstığımız ve 6 tane kirpiğimizi çalışacağız. Yani 7 fıstık olarak çalışmayacağız. Yine aynı şekilde gireceğiz. 2 tane alıyorum. Tek seferde çekiyorum. Kapatıyorum. 1 2 3 4 ve 5. 5 tane zincirimi çektikten sonra tepe noktasına batırıyorum fıstığımı. Ve ikinci fıstığımı örmeye başlıyorum. 1 2 çekiyorum tek seferde kapatıyorum tutmuş olduğum ipimle 1 2 3 4 5 ve 6 5 tane zincir yeterliydi. Hemen kapatıyorum. Tekrar aynı yuvaya giriyorum 1 ve 2. Çekiyorum tek seferde buradan ipimle kapatıyorum. 1 2 3 4 5 tepesine batıyorum. Yine bir iki defa alıyorum, çekiyorum ve bakınız ipimi alıp kapatıyorum. Bir iki üç dört beş fıstığımın üzerine batıyorum. 1 2 3 4 ve toplamda 6 tane fıstık, 6 tane kirpiğimiz olana kadar örüyoruz. 1 2 3 4 5 6 ve sarıyla bakınız beyazın birleşmiş olduğu noktaya gelerek batırıyorum. 1 2 tane zincirimi çekiyorum ve kesiyorum. Kestikten sonra ipimi içeriye doğru alıyorum. Evet, ben lif çalışmamda 1, 2, 3, 4, 5 sıra beyaz, 1, 2, 3, 4, 5, 6 sırada sarı rengimi kullandım. Ölçüsüne bakalım. Yukarıdan kirpiğimin olduğu yerden tuttuğum zaman 24 santim. Lifimizin uzunluğu enine baktığım zaman ise eni 31,5 santim. Lifimizin eni daha uzun isterseniz örmeye devam edebilirsiniz. Evet, Umarım çalışmamızı beğenmişinizdir. Yeni çalışmalarımızda görüşünceye kadar sağlıklı mutlulukla huzurla kalın inşallah. Görüşmek üzere hoşça kalın.